kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Doktorlar yatması, istirahat etmesi lazım demediler mi? Niye dinlemiyorsun anneni Ayşe? Bak böyle giderse arkadaşlığımız bozulacak, haberin olsun. Seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmaz. Hastalığına dikkat etmez, söz dinlemezsen yüzüne bile bakmam. Hiç konuşmam seninle. Sahi mi Murat abicim? Sahi tabii. Ben senin sevgili Murat abinsem, iyileşinceye kadar yataktan çıkmak yok. Barışalım öyleyse. Ne olur barışalım Murat abicim. Sen gittikten sonra da hemen yatağıma yatacağım. Barıştık değil mi? Barıştık. Bir daha hiç darılmayacağız değil mi? Sözümü tutarsın. Yemin ediyorum tutacağım Murat abicim. Aferin sana, anlaştık. Oo! Kıskanıyorum vallahi Murat abi seni. Kız, biz senin öz be öz abin değil miyiz? Hani bize hizmet etmek yok mu? Kızma abicim. Bak senin annem var, kız kardeşim var. Ama Murat abimin bizden başka kimsesi yok. Murat abi! Murat abi! Merhaba çocuklar! Murat abi, akşama erken gel, apartman mahallesiyle maçımız var ha! Ben geçen haftayı unutmadım, ya gene yenilirseniz? Yenilmeyiz! Bir haftadır antrenmana gelmediğinden haberi yok ha, zehir gibi oldu! Bak bu sefer de yenerseniz size kocaman bir futbol topu atacağız! Hadi bakalım, güle güle! Günaydın. Murat bey geldi mi kızım? Hayır efendim. Gelince hemen beni görsün. Peki efendim. Selam. Merhaba. Recep, bir sade kahve de bana getiriver. Nasılsın, iyisin ya? Allah'a şükür. Romanlar ne alemde? Kemal bey hemen sizi görmek istiyor. Desene sabah kahvemizi içmek nasip olmayacak gene. Gel! Beni emretmişsiniz efendim. Geç şöyle otur, senden konuşacağım biraz. Bak oğlum, 2 yıldır yanımdasın. Gerçekten dürüst ve mert bir gençsin. Ama aklın bir karış havada. Biliyorsun, rahmetli baban benim en yakın arkadaşımdı. Sen de oğlum sayılırsın. Teşekkür ederim. Ben de sizi öz babam gibi severim. Bak oğlum, şurada 3 kuruş maaşla çalışıyorsun. Artık istikbalini düşünmenin zamanı geldi. Meyhanelerde sürtüp kimsenin basmadığı romanlar yazıyorsun. Kuru kuruya sanat, edebiyat filan karın doyurmaz. Onun için seni evlendirmeyi düşünüyorum. Evlenmek mi? Anlayamadım. Oho! Hem de zengin bir kızla. Güldürmeyin Kemal Bey amca. Hangi zengin bana kızı veriyor? Orasına karışma sen. Şöyle bir tıraş ol. Sırtına ütülü bir elbise, boynuna bir kravat tak. Pırıl pırıl bir delikanlı olursun. Hakkımda çok iyi niyetleriniz var ama ben... İtiraz istemem! Sana milyoner Mahmut Şevket Bey'in kızını alacağım! Ya? Mahmut Şevket Bey'in kızını mı? O bana kızını değil, hizmetçisini bile vermez! Verir oğlum, verir! Yeter ki sen evet de! Zaten hemen evlenip... Bir sene sonra boşanacaksın. Anlayamadım. Boşanacaksam neden evleniyorum? Kızın başından ufak bir kaza geçmiş. Bunun tedavisi de ancak uygun biriyle evlenmekle mümkün oluyor. Mahmut Şevket Bey de buna karşılık 50.000 lira parayla küçük bir matbaa verecek. Romanlarını basmak için kapı kapı gezmek mecburiyetinde kalmayacaksın artık. Yani ben böylece... Kılı kırk yarmanın sırası değil oğlum.
bir sene dayanabildin mi, ömrünün sonuna kadar parasızlığa paydos. Merak ediyorum, neden bu işe beni seçtiniz? Bak, çünkü başka birisi bir sene sonra ayrılmaktan vazgeçip hem kızın hem de paraların üzerine oturmaya kalkabilir. Ama sen dürüst ve namuslu bir çocuksun. Verdiğin sözü ne pahasına olursa olsun tutarsın. Evet, dürüst ve namusluyum. Onun için de dolu bir cüzdanla satılmış bir adam olarak yaşamaktansa meteliksiz kalmayı tercih ederim. Müsaadenizle. İlekte çorap varsın, düşsün dizlere. Bu da bizden Murat abi, tasalanma sakın! Romanlar basılınca ödersin! Sayende tarihe geçecek şu bizim kötü meyhane! Sağ ol Faik usta! Şimdi sizin mezeler geliyor! Ne şimdi güzel bir salata yapıyorsun! Bir duble daha mı bekleyin? Saat kaç oldu acaba? Çocukların maçına geç kalmayalım. Hayrola Rıza, ne var? Ayşe fenalaştı abi. Hastaneye kaldırdık. İlle de Murat abimi isterim diye sayıklıyor. Seni almaya geldim. Maalesef çocuğun yaşayacağı günler sayılı. Kalbin üst yanındaki sol kapakçık tamamen felçli durumda. Bir yol gösterin bize doktor bey. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz yavruca. İşlemeyen kapakçığı bir ameliyatla değiştirmek mümkün. Yalnız uzmanlık isteyen ve maalesef ülkemizde yapılamayan bir ameliyat bu. Çocuğu Avrupa'ya göndermek imkanınız varsa size bazı adresler verebilirim. Kaç para gerekli bu iş için? Yol masrafları ile birlikte 40-50 bin lira tutabilir. Bu kadar parayı hiçbir zaman bulamayız. Buluruz. Nasıl buluruz abi? Karışma sen. Ayşe'nin yanından ayrılma. Ben şimdi parayı bulup geliyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Hemen mukaveleyi hazırlayın, evlenmeye karar verdim. Dur oğlum, ne oldu sana? Otur şöyle de anlat. Oturamam, vaktim yok. Mutlaka 50 bin lirayı almam lazım. Allah Allah! Dur bakalım, hemen olabilir mi bu iş? Dikkat dikkat! 211 sefer sayılı Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına. Teşekkür ederim. Attention, attention! Last call! Passengers going to Frankfurt by flight number 211, please be ready to board on. Thank you. Murat abicim, bulunmaz bir insansın sen. Bu borcu nasıl ödeyeceğim sana? Ne borç? Düşünme böyle şeyler. Ayşemiz kurtulsun da gerisini boş ver. Adım Murat, Mahmut Şevket Bey'le görüşmek istiyorum. Buyurun efendim. Siz burada bekleyin, ben beyefendiye haber vereyim. Avukat Kemal Bey mi gönderdiniz? Evet efendim. Adım Murat. Memnun oldum.
Aramızdaki mukavelenin tasdikli örneğiyle peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim. Oturabilir miyim, yoksa mukavele şartlarına göre karşınızda ayakta mı durmam gerekli? Evet. Biliyorsunuz, kızımla aranızdaki evlilik tam bir yıl sürecek. Ve sadece görünüşten ibaret kalacaktır. Ona yaklaşmaya veya sahip olmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız. Bunları zaten kabul ve imza ettim efendim. Biliyorum. Ayrıca kızım benim için çok kıymetlidir. İleride bir anlaşmazlık çıkmasın diye son defa söylüyorum bunları. Evet, teşekkür ederim. Hazırlıklarınız tamamlandı mı? Terziniz biri smokin olmak üzere 4 takım elbise dikti. Gömleklerimi vesaireyi hazırladım. Teşekkür ederim. Yalnız kızımın seyahat için seçtiği modelleri yaptırmamışsınız. Müsaadenizle giyeceğim elbiselerin modellerini seçmek hakkı benim olsun. Kızım elbiselerinizin modaya uygun olmasını istemişti. Beni kiralık bir koca olarak tuttunuz beyefendi, uşak olarak değil. Bunu lütfen kızınız hanımefendiye hatırlatmanızı rica edeceğim. Baba! Babacığım! Yavrum! Elbisemi beğendin mi? Ne kadar yakıştı bana, değil mi? Bu akşam partinin en şık kadını ben olacağım. Her zamanki gibi en güzel ve en şık! canım. Ha bak, müstakbel kocanı tanıştırayım sana. Demek bana satın aldığınız adam bu. Babacığım! Vazifelerini iyice anlattınız mı ona? Evet hanımefendi. Hem merak etmeyin, ben çok iyi rol yaparım. Satın alınmış bir koca olduğumu kimse anlayamayacak. Göreceksiniz, herkes beni çılgınca aşık bilecek size. Sokakta kol kola, toplantılarda baş başa olacağız. Fakat odalarımız ayrı olacak. Sizi sevemem. Sizi öpemem. Ama kocanızım. Ve bütün bunlar 365. günde sona erecek. Tabii! Başka ne olacağını sanıyordunuz? Ha, kendimi tanıtmayı unuttum. İsmim Murat, soyadım Uras. Roman yazarım, bazı da şiir. Canlı bir oyuncaktan bundan daha fazlasını beklemezsiniz herhalde. Şakalarınız biraz fazla ağır Murat Bey. Özür dilerim hanımefendi. Bundan sonra istediğiniz ağırlıkta şaka yaparım. Sizinle daha fazla meşgul olacak vaktim yok. Nikah ve düğün perşembe günü saat 4'te unutmazsınız herhalde. Rüstem efendi yukarıda bir oda hazırladı, orada kalırsınız. Of! Zengin kızla evlenince bizi unutur demiştim Murat, ama asil çocukmuş. Unutur mu, hiç bizden başka kimi davet etti düğüne? Bitmedi mi yahu, daha geç kalacağız? Şu yakayı hala takamadık ki. Biraz daha büyüğü yok muydu şunun be hey Allah'ın kulu? Of, ne yapayım, damatlığımdan kalmadı. O zamanlar filinto gibi delikanlıydım. Şimdi tamam. Reis hazır. Hadi yallanın, marş marş! Hadi bakalım! Ha, durun, durun! Çiçeği unuttunuz! Doğru yahu, çiçeği unuttuk! Sende de hiç akıl yok be! Sende sanki var!
benden de selam söyleyin. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi. 41 kere maşallah. Öyle yakıştı ki şimdi tam Mahmut Şevket Bey'e layık bir damat oldunuz. Yani bu çulları giymeden insan sınıfına dahil değil miydik Rüstem Efendi? Estağfurullah küçük bey. Kör olası dilim sürçtü. Kusura bakmayın, onu demek istemedim. Sen de benim kusuruma bakma Rüstem Efendi. Cinlerim üstümde bugün, şu halime bak. Vitrinlerdeki aptal suratlı mankenlere döndüm. Aslanlar gibi oldum maşallah. Zeynep Hanım görünce küçük dilini yutacak. Nazar değmesin, maşallah, maşallah kızımı. Bana öyle geliyor ki sen isteyerek evlenmiyorsun Zeynep. Bunu da nereden çıkardın? Ne olduysa bir hafta içinde oldu. Herkes şaşırdı, merak içindeler. Bir kere evlendiğin kimse muhitimizden değil, ikincisi zengin değil. Üçüncüsü... Dinle Sema, babamı bilirsin. Bir şeyi diline doladı mı, dünyanın en saçma şeyi de olsa kurtulamazsın evinden. Bilmez olur muyum? Dünyanın en tuhaf adamıdır baban. Güya Naci ile flört etmem, kötü dedikodulara yol açmışmış. Naci ile aranızda ciddi bir şey geçse yüreğim yanmaz. Orasını gel de babama anlat. İlle de tutturdu. Evlenip adını temizleyeceksin diye. Her şeyde hayır, nikahta keramet vardır. Bak ne kadar güzel bir gelin oldun. Nikahtan sonra sahici evlilikmiş gibi seyahate çıkacaksınız. Bu çekle de masraflarınızı karşılarsınız. Onu kızınıza verin. Bozdurulması gerektiği zaman emirlerini yerine getiririm. Baba! Yavrum! Oyuna başlamaya hazırım babacığım. Terzinizi cidden tebrik etmek lazım babacığım. 3 gün önce gördüğüm insandan böyle beyefendi bir görünüşü elde etmek cidden büyük bir başarı. Çok şaşırdım. Böyle bir güzelliğin, gerçek bir hanımefendi görünüşünün altında nasıl bu kadar küstah olabiliyorsunuz, ben de buna şaşıyorum hanımefendi. Baba! Özür dilerim beyefendi. Terziniz dilime de bir kılıf dikmeyi maalesef düşünemedi. Evet, babanızın parasıyla satın alınmış bir oyuncak olduğumu biliyorum. Ama oyunu iyi götürmek için sizden oyuncağınızı kırmamanızı rica edeceğim. Şimdi ben de oyuna başlamaya hazırım efendim, buyurun. Müsaadenizle. Damat kimlerdenmiş acaba? Ben şimdiye kadar İtlantı'da görmedim. Muharirmiş, bilmem hangi gazetede romanı çıkmış. Çocuklar, bana öyle geliyor ki bu işler biraz karışır. Şşş, geliyorlar. Siz Zeynep Hanım, Murat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Murat Bey, Zeynep Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Babacığım! Ya. Beyefendi, damat beyin iki arkadaşı geldiler. Alın içeri. Şey, üstleri başları pek iyi değil de... Savun, savun öyleyse. Bir dakika. Müsaadenizle misafirlerimi ben karşılayayım. Buyurun, buyurun. Geç kaldınız. Gelin, sizi karımla tanıştırayım. Sevgili karıcığım, size dostlarımı tanıtayım. Bu eski deniz kurdu Temel Reis. Memnun oldum. Ben de. Filozof arkadaşım Hıdır Baba.
Hanım kızımız, biz Murat'ı evlat gibi severiz. İnşallah çok çok bahtiyar olursunuz. Bir yastıkta kocarsınız. Şu naçiz çiçeklerimizi lütfen kabul buyurun. Teşekkür ederim. Gelin öpmek istemez misiniz? Sevgili karıcığım, ilk dansı bana lütfeder misiniz? Hoş geldiniz efendim. Valizleri alıverin. Baş üstüne. Maalesef efendim başka odamız yok. Yeni evlilere her zaman bu odayı veriyoruz. Memnun kalacağınıza eminim. Buyurun. İyi geceler efendim. Teşekkür ederim. Artık size ihtiyacım kalmadı Murat Bey, gidebilirsiniz. Size ihtiyacım kalmadı dedim, duymadınız mı? Hadi artık odanıza gidin, soyunup yatacağım. Soyunabilirsiniz, bakmıyorum size. Çıkın gidin odamdan dedim, münasebetsizliğin sırası değil. Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim, çünkü otelde başka oda yok. Çaresiz sıkıntılı varlığıma katlanacaksınız sevgili karıcığım. Karınız marınız değilim sizin. Aklınızı başınıza toplayın. Bütün bir gece aynı odada kalamam sizinle. Öyle ama sevgili karıcığım. Herkes bizi balayına gelmiş mutlu bir çift sanıyor. Bar Amerikan'da sabahlarsam sonra hakkımda ne düşünürler? Ne düşünürlerse düşünürler. Gerçek yerinizi unutmayın. Böyle küstahlıklar eder. Hele bana dokunmaya kalkarsanız, babam öldürür sizi. Korkmayın! Babanız değil öldürmek, milyon verse gene de bir kadına bakar gibi bakamam size. Çünkü o pamuk prenses maskesi ardında gizlediğiniz bütün çirkinlikleri görebiliyorum. Benden bu şekilde konuşma cesaretini kimden alıyorsunuz? Siz de şerefinizi, haysiyetinizi iğrenç bir para karşılığında satmış olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Neyi, niçin sattığımı hiçbir zaman anlayamazsınız siz. Anlamak da istemem zaten. Böyle mide bulandırıcı şeylere aklım ermez. Hem uzatmayın artık. Emirlerimi dinlemek zorundasınız. Hadi çıkın dışarı. Otelde başka oda yok dedim. İstesen de istemesen de aynı odada kalacağız. Hayır, hayır, olamaz! Çıkın derhal! Yoksa yangın var diye bağırırım. Ne diye bağırırsan bağır, umurumda değil. Oh, öyleyse ben çıkar giderim. Hesabı çıkarın lütfen, otelden ayrılıyorum. Bir şikayetiniz mi vardı? Hayır, dağ havası karıma yaramadı da... Tansiyonu yükseldi birden. Çok yazık. Valizleri almak için yukarı birini gönderir misiniz? Emredersiniz, şimdi. Odayı da bağlayın lütfen. Alo? Alo Zeynep? Sevgili karıcığım, nasılsın? Biraz daha iyisin ya.
Üzülme, ben hesabı kestim, hemen ayrılıyoruz otelden. Neler saçmalıyorsunuz? Sarhoşsunuz galiba. Maksadınız beni rahatsız etmekse eğer... Ya, senin rahatsız olmana lüzum yok karıcığım. Valizleri almak için hemen geliyorlar. Alo! Hay Allah, çattık belaya! Kim o? Bavullarınızı almaya geldik efendim. Ne? Hanımefendi, ne kadar üzüldük bilemezsiniz. Dağ havası böyledir işte, bazen insanı birden çarpar. Karıcığım, müsaade et de valizleri alsınlar. Ben arabayı hazırladım. Fakat nasıl? Ne oldu, neden durduk? Benzin bitti. Ne yapacağız şimdi? Yürüyeceğiz. Fazla bir yolumuz olduğunu sanmıyorum. Delirdiniz mi siz? Bu soğukta nasıl yürürüm ben? Siz bilirsiniz. İsterseniz arabada oturup donmayı bekleyin. Ayı mı olur, kurt mu olur, vahşi hayvanlarda cabası. Hadi, hoşça kalın. Kesin sesinizi, ben de meraklı değilim sizi taşımaya ama... ...göz göre göre de donmanıza razı olamam. Baba! Babacığım! Babacığım! Hayrola, bu ne hal böyle? Baba! Babacığım, bu cehennem zebanisi adamdan kurtarın beni! Söyleyin, ne yaptınız kızıma? Yoksa? Yok, aklınıza kötü bir şey gelmesin. Mukavele hükümlerinin dışına katliyen çıkılmadı. Ya! Peki kızımın bu hali ne? Onu kendisine sorun. Müsaadenizle görülecek bazı işlerim var. Baba! Baba, yapamayacağım. Daha 362 gün var. Dayanamayacağım bu adama. Üzülme sen kızım. Elbet bir çaresine bakarız. Vay! Hangi rüzgar attı sizi böyle? Özlemişim, geçin oturun şöyle, geçin. Hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Bizim aslan ne alemde diye merak ettik de... Hepiniz gözümde tütüyordunuz. Bak, Ayşe kart yollamış sana. Benim altın
babacığım, Murat abicim. Ameliyatım hayırlısıyla bitti, kurtuldum. İki aya kadar da dönüp sevdiklerime kavuşacağım. Hepinizi, hele sizi öyle özledim ki. Evlenmişsiniz, çok sevindim. Allah babadan mutluluğunuz için dua eder, gelin ablamın da yanaklarından öperim. Küçük kardeşiniz Ayşe. Bu kart bütün dertlerimi unutturdu benim. Öyle bir sevap işledin ki oğlum, bütün ömrüm boyunca yeter. Söyleyin bakalım, ne var ne yok? Seni biraz durgun gördüm Temel Reis. 40 yılın denizcisi karada kalınca sudan çıkmış balığa döndü. Dün de iyi bir tekne gösterdiler. Henüz omurgada bitmemiş ama sülün gibi. Fiyatı da çok hesaplı. Eğer para falan istiyorsanız... Kefil ol yeter. Tabii bana itimadın varsa. Çünkü az para sayılmaz. O nasıl söz Temel Reis? Bak, bir daha söylersen darılırım sana. Eksik olma evlat. Kusurumuza bakma bizim sen. Bizim aramızda kusurun lafı olur mu? Babam gibi severim sizleri. Sağ ol evlat. Ne oluyor burada Rüstem efendi? Zeynep hanım arkadaşlarıyla eğleniyor efendim. Bırak kolumu! Hocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum. İşte kabalığı! Bravo Murat bey! Karısını seven bir koca ancak bu şekilde hareket eder. Senin yerinde olsam kızıcığım ve sevincimden deliye dönerdim. Çok şanslı kızmışsın. Hadi hoşça kalın. Kaba adam! Bütün arkadaşlarımın yanında rezil ettin beni. Size satılırken ne şekilde satılacağım kararlaştırılmıştı. İsmimi taşıdığınız sürece ona saygı duymak mecburiyetindesiniz. Fazla değil, 6 ay daha sıkın dişinizi. Hayır, dinlemiyorum sizi. Çıkın, çıkın derhal odamdan! Merak etmeyin hanımefendi, odanızda kalacak değilim. Size unuttuğunuz bazı noktaları hatırlatmam icap ediyor. Dinlemiyorum sizi. Dinleyeceksiniz. Bundan sonra evden çıkarken bana haber vereceksiniz. Nereye, kimlerle gittiğinizi bileceğim.
Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız. Toplantılarda evli bir kadın gibi hareket edecek, görünüşte bile olsa benim karım olduğunuzu unutmayacaksınız. Emir mi veriyorsunuz bana? Evet, ilk ve son emrimi. Vız gelir bana sizin emirleriniz. O zaman görürsünüz. Görüşürüz Murat Bey. Buna kabalık, densizlik, tek kelimeyle küstahlık denir. Kızım evine misafir davet ediyor, beyimiz de kalkıyor, misafirleri dövüyor, evden kovuyor. Kimi kimin evinden kovuyor Kemal Bey? Sinirlenme canım, sakin ol. Bir de Murat'ı dinleyelim bakalım. Gelin. Günaydın efendim. Günaydın. Hakkında şikayet var Murat. Her akşam evinizdeyim beyefendi. Kemal Bey'i rahatsız etmeden benimle konuşabilirdiniz. Buyurun, sayın kabahatler mi? Siz de hakem olun lütfen. Kabahatlerinizi biliyorsunuz, anlaşmamız böyle değildi. Anlaşmamızda ismimi taşıyacak olan kadının yabancı erkeklerle yakın ilişkiler kuracağı ve benim de bütün bunlara göz yumacağım yazılı değildi. Kaldı ki Zeynep Hanım'ı koruduğum, ona doğru yolu göstermeye çalıştığım için Mahmut Bey'in bir baba olarak bana teşekkür etmesi gerekirdi. Vallahi Mahmutçum, bana kalırsa Murat haklı. Evet, evet ama ben her şeyden evvel şerefimi düşünürüm. Şerefinizi mi? Evet, şerefimi! Bu yaptıklarına son defa göz yumuyorum. Ayağını denk at! Sen de biraz dikkatli davran oğlum. Biliyorsun mukaveleyi bozacak durumda değilsin. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hepimiz sana çok hayırlı şeyler olsun. Borçluyuz Murat abi. Dostlar arasında borç mu olurmuş Rıza? Yavrum. Ama bana bir borcum var Murat abi. Zeynep ablamı bir kerecik olsun göstermedin daha. Olur Ayşe, götürürüm seni bir gün. Zeynep Hanım yok mu Rüstem Efendi? Hayır Murat Bey. Nereye gitti? Galiba kulüpteler efendim. Oyun oynayacaklarmış da. Banko. Kart. Kendinize bakın. 21. 20. Gene kazandınız. ...25.000. Kağıt verin. Kendinize bakın. Almaz. 18. 19. Bana müsaade. Bu akşam hiç şansım yok. Devam etmiyor musunuz oyuna? Oynayacak hiçbir şeyim kalmadı. Hiç mi? Halbuki ben sizin bir saatlik arkadaşlığınız için bunları ortaya koyuyorum. Yeni bir deste kağıt getirin lütfen. Sanırım bu çek yerdeki parayı karşılar. Müsaade edin lütfen. Buyurun efendim. Merci.
şimdi dağıtabilirsiniz. Kart. Kendinize bakın. Şimdi devam edin. On dokuz. Yirmi. Bütün parasını kumarda kaybetmiş evli bir kadından hileyle elde etmek istediğiniz şeyi bu paralarla kiralayabilirsiniz. Gidelim. Bana kalırsa sen Murat'la uğraşacağına, kızının terbiyesiyle meşgul olsan çok daha iyi edersin Mahmut. Mukavelede gizli polis hafiyeleri gibi her gün kızınızın yeni bir marifetini önlemeye çalışacağım yazılı değildi. Haysiyetim ve şerefimle oynamakta devam ederse elimden bir kaza çıkabilir, bunu bilin. Bu size son ihtarım, alasmadık. Paramla satın aldığım bir adamın bana böyle davranmasına tahammül edemem Kemal Bey. Anlaşmanın feshi için derhal lazım geleni yapın. Anlayamadığım bir nokta var benim. İğrenç bir para karşılığında kendisini satmış bir adam nasıl durmadan şeref ve haysiyetten bahseder? Anlayamazsın kızım. Murat gibi erkekleri anlamak zordur. Seninle evlenmeye para karşılığında mı razı olduğunu sanıyorsun? Şaşarım aklına! Ya ne için evlendi? Bu iş için binlerce lira almadı mı babamdan? Hayır kızım! 40 para almadı. Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu. Şimdi gene istiyorsanız anlaşmayı bozabiliriz Mahmut Bey. Murat matbaaya hemen geri verebilir. Fakat parayı nasıl öder onu bilemem. Nasıl mı öder? Paramı geri isterim arkadaş! Sen kabul etmesen bile başka bir avukat tutup sürüm sürüm süründüreceğim o rezili. Nasıl istersen öyle yap. Ben yokum bu işte. Durun Kemal Bey amcacığım! Kabahatli olan bendim baba. Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında iki ay bir zaman kaldı zaten. Pekala, pekala. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız bir daha da bana şikayete gelme. İyi günler beyefendi. Günaydın Rüstem. Kahvaltımı getirir misin? Maalesef getiremeyeceğim efendim, çünkü... Cezaya mı kaldık yoksa? Hayır efendim. Küçük hanım sizi odasında kahvaltıya bekliyor da. Ne dedin, ne dedin? Küçük hanım sizi odasında bekliyor dedim. Vay 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 vay, fena değil. Ayrılmamıza iki ay kala hanımefendinin odasında kahvaltı. Sakın bir hınzırlık olmasın bu işin içinde Rüstem Efendi. Bilmiyorum ama çok keyifliydi. Peki. Gidelim bakalım. Sabah kahvaltıyı benimle beraber eder misiniz? Emredersiniz hanımefendi. Öyleyse buyurun. Dün akşam olanlar için sizden af dilemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Yoksa affetmeyecek misiniz beni? Affetsem ne çıkar Zeynep Hanım? Her zaman aynı hataları yapacak olduktan sonra. Hayır. Dün akşam beni ömrüm boyunca utanacağım bir duruma düşmekten kurtardınız.
Affetmeseniz bile gene de teşekkür ederim size. Siz insanları tanımıyorsunuz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz. Çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız. O halde yardım edin. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğretin bana. Bu öğretilmez. Öğrenilir Zeynep Hanım. Ne olursa olsun yardım etmeniz şart. Bundan evvel yaşadığınız çevreyi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı görmek istiyorum. Beni oraya götürür müsünüz? Peki. Hazırlanın, 5 dakika sonra gelip alacağım sizi. Anlaşmanın 5. maddesini unutuyorsunuz. Hı. Hoş geldin evladım, buyur. Kim buyur. Geldi anneciğim? Dünyada en çok sevdiğim biri yavrum. Gel. Ah, Murat abi, Murat abicim benim. Canım Ayşem. Ah, yavrum. Bak, sana kimi getirdim. Beğendin mi? Çok beğendim. Allah baba sana dünyanın en güzel kızını vermiş. Çünkü sen beni hayata kavuşturdun. Şimdi artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum. Canım benim. Onu bir kere öpmeme izin verir misin Murat abi? 1000 kere öpebilirsin. Rüyamda bir melekle evlenmiş gördüm seni. Ama... Ama Zeynep ablam meleklerden de güzelmiş. Dur, sana bir şey getireceğim. Hoş geldin kızım. Ah, hoş bulduk teyzeciğim. Hep bugünü bekledik. Mantonu çıkar yavrum, rahat et. Burası da evin sayılır senin. Teşekkür ederim teyzeciğim. Hediyenizi alalı çok oldu. Ama şimdiye kadar verememiştim bir türlü. Düğün resminizi koyarsınız içine. Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Bak, ben de sana bir hediye getirdim. İşinizden alıkoydum bugün. Rica ederim. Bu da vazifelerim arasında sayılır. Böyle konuşmayın. Sizden beraber olmaktan memnunum. Kuş gibi hafif hissediyorum kendimi. Halbuki siz o kadar yabancı duruyorsunuz ki bana. Başka nasıl olabilirim? Biliyorsunuz evliliğimiz bile mukavele icabı. Keşke sizi daha evvel tanımış olsaydım. Daha evvel tanıyamazdınız beni. Fark etmeden geçerdiniz o zaman. Şu anda bambaşka bir havadasınız. Ama her şey düzelecek. Bir gün gelecek. Böyle yalancıktan değil... gerçekten mutlu olacaksınız. Gerçekten.
gerçekten mutlu olmak ne kadar uzak bana. Neden? Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz. Aramızdaki anlaşmanın bitmesine bir şey kalmadı. Nihayet kocasıyla anlaşamayıp ayrıldı diyecekler. O zaman yeni bir hayat kurmak fırsatı geçecek elinize. Her şeyle size layık bir erkek mutlaka karşınıza çıkacak. Susun lütfen. Böyle şeyler konuşmayacaktık bugün. Söz vermiştiniz bana. Bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Akşam yemeğini şu sizin meyhanenizde yiyelim mi? Peki, nasıl isterseniz. Ya da sen. Hey arkadaşlar, bakın kimler geldi. Vay, hoş geldin hanım kızım. Hoş bulduk Kıdır baba. Merhaba, bendeniz Murat abimizin en yakın arkadaşı Kelebek Rıza. Memnun oldum. İşte bu da bizim Dostlar Meyhanesi'nin meşhur Faik ustası. Geç de olsa sizden tanıştığıma çok memnun oldum. Asıl o memnuniyet bize ait yenge hanım. Şöyle buyurun oturun, kendi el cihazımla size mezeler hazırlayayım. Hepimiz çok severiz sizi. Görenler, görmeyenler hep konuşur, sizden bahsederiz. Çok sevindim. Temel reis nerede? Denizde. O da Zeynep'iyle beraber. Zeynep'iyle mi? Zeynep'iyle ya! Murat Bey oğlumun yardımıyla yeni aldığı tekneye sizin adınızı koydu. Buyurun. Demek beni bu kadar çok seviyorsun. Mezeleriniz hazır. Dudağım alevdir, kirpikler ok gibi. Afiyet şeker olsun. Bizim dostların yürekleri geniştir, dünyalar kadar geniş. Sevgileri bir başka temiz, bir başka büyüktür. Gözlerim galiba bugün açıldı. İnsanları gerçek yüzleriyle ilk bugün gördüm. Sıcaklıklarını bugün duydum. Çok mutluyum. Hadi bakalım, hadi. Kara gözler, kara gerdandaki benler, kara kim kara sevdaya düşmez, görse didarım seni. Çok şanslısın Murat abi. Zeynep yengemiz gibi hayat arkadaşı her kula nasip olmaz. Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzüm ağam, kurbanım olam, var mı benim bunda günahım? Dünya varmış ya ki yokmuş, ne umurum. İyi geceler. Biraz daha kalamaz mısınız? İsterdim ama biliyorsunuz anlaşmanın 12. maddesini. Yalvarırım, bahsetmeyin bir daha bu anlaşmadan. Allah rahatlık versin. Emriniz mi var? Hayır. Yalnız size bazı noktaları hatırlatmak zorundayım. Gecenin bu saatinde mi? Buyurun, sizi dinliyorum. Aramızdaki anlaşmanın süresi önümüzdeki ayın 20'sinde bitiyor. Evet, olabilir. Boşanma istidasını peşinen imzalamıştım zaten. O da olabilir.
Yalnız son günlerde kızımla biraz fazla samimi olmaya başladınız. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Ama ben kendi kararımı söyleyeyim. Hiçbir suretle aramızdaki anlaşmanın dışına çıkılmayacak. Merak etmeyin Mahmut Bey, ben sözümün eriyim. Ayın 20'sinden sonra ne siz ne de Zeynep Hanım bir daha görmeyeceksiniz beni. Yalnız Rüstem Efendi'ye söz verdim. Buradan giderken onu da beraber götüreceğim. Rüstem'e ne yaparsanız yapın. Ama kızıma dokunmayacaksınız. Daha önce bu meseleyi konuşmuştuk efendim. Bu konuda başka söyleyecek bir şey yok. Allah rahatlık versin. Birlikte geçireceğimiz son gece bu. Nereye götüreceksin beni? Nereye istersen. İstersen evde kalabiliriz. O kadar güzelsin ki, seninle bu akşam evde yalnız kalmaya korkarım. Öyleyse dans edebileceğimiz bir yere götür. Evlendiğimiz günden beri senden hiç dans etmedim. Beni bırakıp gidemezsin. Hiç ama hiç kimseye olmadığım kadar yakınım sana. Senin, seni seviyorum. Beni sen bu hale getirdin. Yepyeni bir insan yaptın. Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz için. Sen olmayınca ne işe yarayacak değişmiş olmam. Bırak ben de peşinden geleyim. Müzik.
Ne olur beni bırakıp gitme. Yaşayamam sensiz. Allah'a ısmarladık Zeynep. Sevgilim. Ömrümün sonuna kadar seveceğim seni. Burada kalacağız. Yukarıda iki oda var. Sen valizleri çıkarıver. Buyurun. Ben Murat. Günaydın üstadım. Şimdi geldim. Size mi uğrayayım? Peki, öğleden sonra gelirim. Dün gece Karadeniz'de çıkan müthiş fırtınada Zeynep motoru Kefken açıklarında kayalara bindirerek parçalanmış, mürettebattan hiç kimse kurtulamamıştır.
Zavallı Temel Reis. Oldu mu ya küçük hanım? Gene el sürmemişsin yemeklere. Günlerdir ne yiyor ne içiyorsun. Kapandın odaya, ne olacak bunun sonu? Bilmiyorum dadı. Nasıl bilmiyorsun? Bak Sema Hanım ikidir telefon ediyor. Arkadaşlarıyla gezmeye çıkıyormuş. Seni de çağırdı. Şöyle bir süslen pislen, belki açılırsın. Gitmezsen hakkımı helal etmem sana vallahi. Nedir bu ağlamakla hal? Bozuşacağız seninle. Seni buraya açılırsın diye getirdik. Benim yerimde olsanız... Kocasından ilk ayrılan kadın sen değilsin ya canım. Ah! Dans eder misin Zeynep? Özür dilerim. Dans etmeyeceğimi buraya gelmeden söylemiştim. Oh. Doğru. Onu rahat bırakmayı vaat etmiştik. Gelin beraber dans edelim, hadi. Çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece, içimde sen... Neyin var Zeynep? Kimi aradınız? Murat Bey. Benim. Biliyorsunuz Zeynep motoru geçenlerde battı. Temel Reis'in borç senetlerinde sizin imzanız var. Maalesef matbaanıza haciz koymak zorundayız. Günümüz iyi başlamadı Rüstem. Buradan da kovuluyoruz. Hadi, topla valizlerimizi. Buyurun efendim. Matbaanın anahtarları. Ne zaman akıllanacaksın bilmiyorum. İşte matbaa da elinden gitti. Gene başladığın yere döndün. Böylesi daha iyi. O şekilde kazanılmış bir mala sahip olmak beni rahatsız ediyordu zaten. Ya kaybettiğin koskoca bir yıl? Karşılığında küçük Ayşe'ye bir hayat kazandırdım. Bu yetmez mi? Peki, şimdi ne yapmak niyetindesin? Romanım çok sattı. Kitapçılar iyi paralarla yenisini istiyorlar. Şehirden uzaklaşıp kendimi romanlarıma vermek istiyorum. Ali Bey köyünde güvenilir bir arkadaşımın çiftliği var. Seni oraya müdür göndersem ne dersin? Bilmem ki. Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit bulursun. Teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var. Ne şartı? Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz. Sen tam babana layık bir evlatsın. Çiftliğin yeni müdürüsünüz değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Emektarım Rüstem efendi. Hatice ablamız da çiftliğin neşesi, tuzu biberidir. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Buyurun şöyle oturun, buyurun. Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı? Hep beraber yeriz, ayrı gayrı mı var? Bir aile sayılırız artık. Sağ olun efendim. Yemeği hazırlayayım öyleyse. Hı-hı. Sevdim burasını Rüstem efendi. Ben de sevdim. Tam tipim, boyu, posu. Neyin boyu, posu? Şey yani, çiftliğin. Murat çekti gitti demek. Gerekli formaliteyi evvelden hazırladığımız için boşanma kararını bir celsede mahkemeden alırız. Hayır. Hiçbir karar alamazsınız.
Çünkü boşanmayacağım Murat'tan. Delirdin mi sen? Tersine. Akıllandım artık. Boşanmayacağım kocamdan. Neredeyse arayıp bulacağım onu. Aldırma sen ona! Zeynep hakkında yeni bir takım tasavvurlarım var. Çok iyi bir kısmet çıktı. Batmanzadeler oğullarını almak istiyorlar. Fırsatı kaçırmaya gelmez. Sen boşanma kararını kısa zamanda mahkemeden çıkarmaya bak. Artık bu işte yokum Mahmut. Anlamadım. Kimden yanasın sen? Doğrudan yanayım. Ayrılacakları ilk pazarlığımızda yok muydu? Vardı. Vardı ama hesapta ikisinin birbirini bu kadar sevecekleri de yoktu. Yanılıyorsun Kemal. Zeynep ne istediğini hiçbir zaman bilmez. Doğruyu göremiyorsun Mahmut. İşte Zeynep ve Murat'ın daha evvel imzaladıkları boşanma dilekçeleri. Bunlarla başka bir avukat da boşanma kararını rahatça alabilir. Hadi bana eyvallah. Matbaaya gittim. Meyhanede aradım. Bütün eski arkadaşlarına sordum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ya da söylemek istemiyorlar. Kemal Bey'e gidip yalvarsan? İki defa gittim yazıhanesine, o da bilmiyor. Murat'ı bu kadar severken başkasıyla nasıl evlenirim? Kalk, Murat'ı nerede bulacağımızı biliyorum ben. O serseriyi aramaktan geliyorsun, değil mi? Serseriyi değil baba, kocamı aramaktan. Şuna bak, şuna bak, kocasıymış. Bundan sonra iznim olmadan tek adım atmayacaksın evden. Anlaşıldı mı? Muhterem Hakim Bey, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık olduğu şahitlerin ifadeleriyle sabit olmuştur. Yüksek mahkemenizce boşanma kararının verilmesini rica ederim. Yazın. Dosya tetkik edildi, duruşmaya son verildi. Karar. Tarafların boşanmalarına dair verilen karar temyizi kabil olmak üzere alenen ve usulen tefhim kılındı. Nasıl olmuş? Şıttı be! Eline sağlık Hatice abla. Ne zamandır böyle güzel çorba içmemiştim. Afiyet olsun. Murat abi, size bir telgraf var. Teşekkür ederim. Alasmalık. Mahkeme bitti, Zeynep'le boşanmanıza karar verildi. Avukat Kemal. Hayrola bey? Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna! Biliyorsun, hayatında her şeyi istediğim zaman değiştirdim. Bir tek şeyi değiştiremediniz. Değiştiremezsiniz de. Murat'a olan aşkımı. Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım. Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana? Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın döneyim kocama. Asla. Bu mesele kapandı artık. Batmanzadelerle söz kesildi. Benim şerefim var. Yalvarırım. İzin verin kocamın yanına döneyim.
Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe bile razıyım. Boş laflara karnım tok benim. Mahmut Şevket Bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmem. Bir daha Murat lafını duymayayım ağzından. Batmanzadelerin oğluyla evleneceksin. O kadar. Size karşı gelmek istemiyorum. Babamsınız, sizi severim. Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım. Çıktı! Düşünme bu kadar bey, yakında kavuşacaksın ona. Kavuşacaksın ya, Hatice ablan falda gördü, gördü! Sen gül bakalım, ama göreceksin falın dediği çıkacak. Hatice yanılmaz, yatağın bir düştü. Aklı sizde, gözü yollarda, hepsini kitap gibi okudum. Okudum vallahi, ben de gözlerime gördüm. Vallahi! Bey, ne olur İstanbul'a gidip bulalım Zeynep Hanım'ı. Biliyorum, o da seni düşünüyordu şimdi. Belki de üzülüp ağlıyordu. Gidiyoruz değil mi? Zavallı taze, nerede olduğunu bilse o gelirdi buraya. Gidiyoruz değil mi? Hadi, hadi. Düşünürüz. Düşündünüz de bitirecek. Yaşadık. Bitirecek. Vurma ya. Yağmur gibi yanımız latıyor. Kullarım bekliyor seni. Sen öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Buyurun beyim, bugünkü gazeteler. Dudaklarımla bir sağ ol canım. Siz de sağ olun beyim. Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın sevgilim. Sosyetenin güzel dulu Zeynep Şevket Hanım, zengin iş adamı Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor. Kahya! Atımı hazırla, hava çıkacağım. Sayın kayınpeder, pardon, efendim, nikah memurları yerlerini aldılar. Zeynep Hanım daha hazır olmadılar mı acaba? Sen endişe etme sevgili damadım, şimdi neredeyse gelir. Bu boyu devrilesi damat da nereden çıktı? Vallahi bir türlü elim varmıyor duvağını hazırlama. Siz Kenan Bey, Zeynep Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Tekrar ediyorum Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Hayır, etmiyorum. Şaşırmayın. Çok önceden verilmiş bir karar bu. Zeynep kendine gel, rezil ediyorsun beni. Bunu hak ettiniz baba. Her şeyin sebebi sizsiniz. Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni. Şimdi de mutlu olamayacağım bir insanla evlendirmeye çalışıyorsunuz. Zeynep sus, sus diyorum. Susmayacağım. İçimde biriken acıyı boşaltmama kimse engel olamaz. Kocamı seviyorum. Evet, Murat'ı seviyorum. Biliyorum, o da beni çok seviyor. Bu nikaha evleneceğimi duyunca koşup beni kaçırır umuduyla razı olmuştum. Ama Murat gelmedi Kemal Bey amca.
Ne olursa olsun, ondan başkasının olmaktansa sokaklarda sürünmeye, ismini sayıklaya sayıklaya ölmeye razıyım. Dur bakalım Mahmut, yaşa be kızım. Ben de senden bunu beklerdim. Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur. Murat'a gitmek için daha ne bekliyorsun? Hadi koş! Durun! Peşinden gidenin kafasını kırarım! Bundan sonra karşında beni bulursun Mahmut! Yeter artık çocuklara yaptığın eziyet be! Yaşasın! Murat Bey'imizin Zeynep Sultanı geldi! Demek Murat Bey'imizin Zeynep'i sizsiniz ha? Sizi o kadar çok seviyor ki... evlenicinizi duyunca kahroldum. Aşkın böylesi ancak masallarda olur. Murat Bey nerede? Kahrından dağlara vurdu seni görünce! Keyfinden göklere uçar! Hayrola, neyin var senin? Bakıyorum pek keyiflisin. Ne oluyor ya size? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Ah, hiç, ne olacak? Bir şey olduğu yok. Yalnız... Evet. Köylülerden birinin kızını ev işine yardım etsin diye yanımıza aldık da. Öyle değil mi Rüstem Efendi? Evet, söylesene. Evet, evet. Pek temiz bir kızcağız. Kızmadınız değil mi Murat Bey? Yok, ne münasebet. İkiniz karar verdikten sonra. Öyledir. Kız! Murat Bey'in ayranını getir çabuk! Gel kızım, gel, utanma, gel. Korkma, Murat Bey adam yemez. Ya. İsmi ne bu kızın? İsmi şey efendim. Eyvah. Halime. Ha, Halime ya. Halime. 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 Halime, buraya gel. Bu ne biçim köylü kızı elleri? Avuçlarına sır bile bağlamamış. Zeynep! Murat! Eğer beni karılığa kabul etmezseniz... köleniz, hizmetçiniz... kapınızda kulunuz olmaya razıyım. Ne olur kovmayın beni! Siz olmadan yaşayamıyorum. Sevgili karım, bana geldin demek. Geldim.